Merhaba arkadaşlar. Bugün mutlak değer 6. çalışmamızı yapacağız. Soru çözümü yapacağız birlikte. Birinci sorumuza baktığımızda mutlak değer içinde kök 3 -2 ifadesi görüyoruz. Öncelikle bunun işareti pozitif mi, negatif mi bunu değerlendirelim. Kök 3 ifadesi şöyle şuraya yazalım. Kök 4 ifadesi 2 olduğuna göre kök 3 ifadesi 2'den daha küçük bir değer. 2'den daha küçük bir sayıdan 2'yi çıkardığımızda bunun işareti eksi olacak. Mutlak değerin içi eksi olduğu zaman ifade önüne eksi alarak çıkıyordu. Önceki derslerimizden biliyoruz bunu. Önüne eksi alarak çıktı. Kök 3 eksi 2. Aradaki işaretimiz artı. Diğer mutlak değerimizin içini değerlendirelim. Kök 3 artı 1. İkisi de artı sayı zaten. Mutlak değerin içi artı. Mutlak değerin içi artı olduğu zaman olduğu gibi çıkıyordu ifade. Yani kök 3 artı 1 olarak çıktı. Şimdi şu eksiyi dağıtalım içeriye. Eksi kök 3. Eksi 2'nin önüne eksi geldi. Artı 2, artı kök 3, artı 1 şeklinde. Eksi kök 3 ile artı kök 3 birbirini götürdü. 2 artı 1'den 3'e eşit oldu işlemimizin sonucu. İkinci sorumuza geldiğimizde x'in sıfırdan küçük olduğunu söylemiş ve burada iç içe mutlak değerler görüyoruz. Şurada da ayrı bir mutlak değer görüyoruz. Mutlak değerlerin içini değerlendireceğiz. X sıfırdan küçük. O zaman şu mutlak değerin içi negatif. Demek ki bu x önüne eksi alarak çıkacak. Mutlak değerin içi negatif olduğu zaman önüne eksi alarak çıkıyordu. Eksi x oldu. Arada eksi 2 var. Bunu bu şekilde yazalım. Şurada bir mutlak değerimiz daha var. X sıfırdan küçük olduğuna göre bu da eksi. Eksi olduğu zaman önüne eksi alarak çıkıyordu. Şunu şöyle eksi x olarak çıkartabiliyoruz. Dışarıdaki mutlak değerimizi kapattık. Artı 3 çarpı. Burada da yine bir mutlak değer var. Mutlak değerin içinde x var. Eksi. Eksi olduğu zaman önüne eksi alarak çıkıyordu. Yani bu eksi x olarak çıkacak. Şöyle devam edelim. Eksi x. Şurada bakın eksi 2 ile eksi x'i çarpıyoruz. Bu artı 2x yapar. Mutlak değer içinde bu ifadede. Artı 3 ile eksi x'i çarpıyoruz. Eksi 3x yapar. Şurayı yapalım. Eksi x artı 2x'ten artı x oldu. Bir tane x kaldı burada. O da mutlak değer içinde. Bakın mutlak değerin içi eksi yine. Önüne eksi alarak çıkacak. Eksi x, eksi 3x. Eksi x, eksi 3x ne yapar? Eksi 4x. Bu ifadenin eşiti eksi 4x'tir diyoruz. Üçüncü sorumuza geldiğimizde mutlak değerli bir denklem görüyoruz. Artı 5'i karşıya gönderelim. X eksi 2'nin mutlak değeri eşittir. 2 eksi 5. X eksi 2'nin mutlak değeri eşittir. 2 eksi 5'ten eksi 3. Mutlak değer bir uzaklık belirtiyordu. Uzaklık negatif olamayacağından dolayı böyle bir durum söz konusu değil. Mutlak değerin sonucu hiçbir zaman negatif olamıyordu. Çözüm kümemiz boş kümedir diyoruz. Dördüncü sorumuza geldiğimizde a'nın eksi 2'ye b'nin 5'e eşit olduğu verilmiş. Bu ifadenin değeri isteniyor. A yerine eksi 2 yazalım. B yerine 5 yazalım. Artı diğer mutlak değer için a yerine eksi 2. Eksi 2 var bu şekilde. Şimdi bunları yapalım. Eksi 2, eksi 3 çarpı 5'ten eksi 15 artı eksi 2, eksi 2, eksi 4 yaptı. Eksi 2, eksi 15, eksi 17 mutlak değer eksi 17 oldu burası. Mutlak değerin içi eksi olduğu zaman önüne eksi alarak çıkıyordu. Yani bu artı 17 olarak çıkacak. Aynı şekilde burada da eksi 4 var. Önüne eksi aldığında artı 4 olacak. 17 ile 4'ün toplamı 21. Bu ifadenin değeri 21'dir diyoruz. Beşinci sorumuza geldiğimizde x'in 3'ten büyük olduğunu söylemiş. X eksi 3 ifadesi 4'e eşittir. Bu denklemin çözüm kümesini bulacağız. Bu şekilde yapabiliriz. İlk olarak birinci yol diyelim. Direkt burada bir denklem görüyoruz. X eksi 3'ün mutlak değeri 4'e eşitmiş. Bu 4'e eşit olduğuna göre bu içerisi ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Şunu karşıya gönderelim. X eşittir 4 artı 3'ten 7 gelir. Bunu karşıya gönderelim. X eşittir eksi 4 artı 3'ten X eşittir eksi 1 gelir. Bu ikisi de bu denklemi sağlar. Ama şurada şöyle bir bilgi vermiş. X 3'ten büyüktür diyor. Tamam bu bunu sağlıyor. Bu sağlamıyor. Bunu almayız. O zaman çözüm kümemiz sadece 7'den oluşur. Bu şekilde yapabiliriz. Ya da şöyle yapabiliriz. X'in 3'ten büyük olduğunu söylüyor. 3'ten büyük bir sayıdan 3'ü çıkarıyorum. O zaman bu içerisi artı olacak. Artı olduğuna göre olduğu gibi çıkar. X eksi 3 eşittir 4.
Karşıya gönderdik. X eşittir 7. Bu durumda da çözüm kümesini 7 olarak bulmuş oluyoruz. Altıncı sorumuza geldik. A'nın mutlak değerinin eksi A'ya eşit olduğunu söylüyor. Bakın mutlak değer içine A ifadesi girmiş, eksi A olarak çıkmış. Bu ne demek oluyor? Mutlak değerli ifadeler önüne ne zaman eksi alıyordu? İçerisi sıfırdan küçük olduğu zaman. Mutlak değerin içindeki o zaman bu A ifadesi sıfırdan küçüktür. Buradan yapmamız gereken çıkarım bu. Buna göre bu sorularımızı yapalım. A sıfırdan küçük. Sıfırdan küçük bir sayıyla eksi biri toplarsak yine eksi olacak. Aynı şekilde diğer mutlak değerde de sıfırdan küçük negatif bir sayıyla negatif bir sayının toplamı yine eksi olacak. Bu eksi olduğuna göre mutlak değer dışına önüne eksi alarak çıkacak. Eksi A eksi 1 diyelim. Şu arada eksi var, bunu karıştırmayalım. Bunu bir yazalım. Şu A eksi 3 ifadesi de önüne eksi alarak çıkacak. Onu da şöyle yapalım. A eksi 3 parantezimizi kapattık. Şu eksiyi dağıtalım. Eksi A. Eksi 1 ile eksinin çarpımı artı 1. Bakın şurada da şöyle yapalım. Şu eksiyi dağıttık öncelikle. Eksi A artı 3 oldu. Eksi A artı 1. Bunun önünde bir eksi daha var. Bu aradaki eksiyi dağıtıyoruz şimdi. Eksi A'nın önüne eksi geldi. Artı A. Artı 3'ün önüne eksi geldi. Eksi 3. Artı A ile eksi A birbirini götürdü. 1 eksi 3'ten cevabımız eksi 2. Yedinci sorumuza geldik. Mutlak değerli A ifadesi, mutlak değer içindeki A ifadesi A olarak çıkmış. Ne zaman olduğu gibi çıkıyordu? Mutlak değerin içi pozitif olduğu zaman. Yani buradan anlamamız gereken şey şu. A büyüktür 0. Buna göre mutlak değerlerin içini değerlendirelim. A 0'dan büyük. Bunun iki katını alıp 2 ile toplarsak yine 0'dan büyük bir sayı elde ederiz. Artı olacak. A 0'dan büyük. Bunu 3 ile toplarsak yine artı bir sayı elde ederiz. Şimdi artı olduğuna göre olduğu gibi çıkacak. 2A artı 2. Arada eksi var. Bu da olduğu gibi çıkacak. A artı 3. 2A artı 2. Bu eksiyi dağıtalım. Eksi A eksi 3. 2A'dan 1A çıktı. A kaldı. 2 eksi 3'ten eksi 1. Yani bunun değeri A eksi 1 çıkmış oldu. 8. sorumuza geldik. X'in 2 ile 5 aralığında olduğunu söylüyor. X eksi 2'nin mutlak değeri artı X eksi 5'in mutlak değerinin toplamını istiyor. Burada bunların işaretini belirlememiz gerekiyor. X eksi 2'nin işareti artı mı eksi mi? Şu eşitsizliğin şu tarafını alırsak bakın. 2 küçüktür X demiş. Bize ne lazım? X eksi 2 lazım. O zaman şu 2'yi karşıya gönderelim. Burada hiçbir şey kalmadı. 0 yazıyoruz. 2 karşı eksi olarak geçti. X eksi 2'yi büyüktür 0 çıktı. Yani bunun işareti pozitif olacak. Bu eşitsizliğin diğer tarafını alalım. X küçüktür 5 diyor. Bize ne lazım? X eksi 5'in işareti lazım. O zaman şu 5'i karşıya gönderelim. X eksi 5 küçüktür. Burada hiçbir şey kalmadı. 0. Demek ki bunun işareti de eksi olacak. O zaman işlemimizi yapalım buna göre. Mutlak değerin içi artı olduğuna göre bu olduğu gibi çıkacak. Yani x eksi 2 olarak çıkacak. Burada mutlak değerin içi eksi olduğuna göre bu önüne eksi alarak çıkacak. X önüne eksi alırsa eksi x olur. Eksi 5 önüne eksi alırsa artı 5 olur. X eksi 2 şunu da parantezden çıkaralım artık. Eksi x artı 5. Bakın burada artı x ile eksi x birbirini götürdü. Eksi 2 artı 5'ten cevabımız 3 oldu. 9. sorumuza geldik. 9. soruda da yine bir eşitsizlik verilmiş. A küçük, B küçük, 0. A da B de 0'dan küçük. Aynı zamanda A da B'den küçük. Öncelikle şunun işaretini belirleyelim. Eksi A ifadesi. A 0'dan küçük. Karşıya atalım A'yı. A buraya eksi A olarak geçer. Burada da 0 kaldı. Eksi A ifadesi bakın 0'dan büyük olacak. Bunun işareti artı. Aynı şey bunun için de geçerli. B 0'dan küçük. Bunu karşıya gönderelim. 0 küçüktür. Eksi B oldu. Eksi B'nin işareti de artı olacak. Yani burada A ve B eksi 2, eksi 1, eksi 3 gibi sayılar önüne eksi aldıkları zaman artı olmuş oluyor. Bu mutlak değerin içi artı. Aynı şekilde bu mutlak değerin içi de artı. Şimdi şunu değerlendirelim. A eksi B'yi istiyor. Şu eşitsizliğin şu tarafını alırsak yani A küçüktür B kısmına bakarsak bize ne lazım? A eksi B. O zaman B'yi karşıya gönderelim. A eksi B küçüktür 0. Bunun da 0'dan küçük olduğunu yani negatif olduğunu görmüş olduk.
Bu artı olduğuna göre olduğu gibi çıkacak. Eksi a olarak çıktı. Artı, bu önüne eksi alarak çıkacak. A'nın önüne eksi geldi, eksi a oldu. B'nin eksi b'nin önüne eksi geldi, artı b oldu. Bu da olduğu gibi çıkacak. Yani eksi b olarak çıkacak. Şimdi bunları parantezden çıkaralım. Bu eksi a, bu eksi a artı b, eksi b. Artı b ile eksi b birbirini götürdü. Eksi a, eksi a'nın eşiti de eksi 2a oldu. 10. sorumuzla devam edelim. Yine mutlak değerli bir denklem görüyoruz. İki tane mutlak değer birbirine eşitse ya bu ikisi birbirine eşittir. 2x eksi 3 eşittir x eksi 1 ya da biri diğerinin eksilisine eşittir. Yani 2x eksi 3 eşittir eksi x eksi 1. Önüne eksi koymuş olduk. Şu denklemi çözelim öncelikle. X'i buraya gönderelim. Eksi 3'ü buraya gönderelim. 2x eksi x eşittir eksi 1 artı 3. 2x'ten x çıktı. 1x kaldı. Eksi 1 ile artı 3 topladık. Artı 2 oldu. X eşittir. 2 geldi buradan. Şimdi şu eksiyi dağıtalım. X'in önüne eksi geldi. Eksi x. Eksi 1'in önüne eksi geldi. Artı 1. Eksi x'i buraya gönderelim. Eksi 3'ü bu tarafa gönderelim. 2x artı x eşittir 1 artı 3. 2x x daha 3x eşittir 1 artı 3'ten 4. X'i bulmak için her iki tarafı 3'e bölelim. X eşittir 4 bölü 3. Ne istemiş? X'in alabileceği farklı değerler çarpımı kaçtır? 2 çarpı 4 bölü 3. 2 çarpı 4'ten 8 bölü 3 olarak buluyoruz cevabımızı. 11. sorumuza geldik. 11. soruya baktığımızda burada x eksi 2 ifadesi var. Burada x eksi 2'nin 3 katı var. Burada x eksi 2 ifadesinin 2 katı var. Şurada 3 parantezini alalım. 3 ortak parantezini açtık. X yazıyoruz. Eksi 6 olabilmesi için eksi 2 yazıyoruz. Mutlak değeri kapattık. Eksi mutlak değer içinde x eksi 2 artı burada da yine mutlak değer içinde 2 parantezini alalım. Parantez açtık. X eksi 4 olabilmesi için eksi 2 yazdık. Mutlak değeri kapattık. Eşittir 20. Mutlak değerde çarpım durumundaki ifadeleri ayırabiliyorduk. Yani şu 3 dışarı çıkar. 3 mutlak değer x eksi 2. Eksi x eksi 2'nin mutlak değeri artı aynı şekilde bu 2'yi dışarı çıkardık. 2 mutlak değer x eksi 2 eşittir 20. Bakın şu an artık benzer ifadeleri elde ettik. 3 tane x eksi 2 var. 2 tane x eksi 2 var. Topladık 5 tane x eksi 2. 1 tane x eksi 2 var. Onu da çıkardık. 4 tane x eksi 2'nin mutlak değerini elde ettik. Eşittir 20. Her tarafı 4'e bölelim. 4'ler gitti. X eksi 2 ifadesi eşittir 20 bölü 4'ten 5. Burada ne olacak? Mutlak değerin sonucu 5 çıktıysa içerisi x eksi 2 ifadesi ya 5'e eşittir ya da eksi 5'e eşittir. Eksi 2'yi karşıya gönderirsek buradan x eşittir 7 değerini elde ederiz. Eksi 2'yi karşıya gönderirsek buradan x eşittir eksi 3 değerini elde ederiz. X değerlerinin toplamını istemiş. Yani 7 ile eksi 3'ün toplamından 4 elde ediyoruz. Evet, bugünkü dersimiz burada sona erdi. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.